Ve günaydın, hafta sonu devam ediyor. Yine bir canlı bağlantımız var. Ülkemizin bir başka köşesine, Sakarya'ya gideceğiz. Coğrafi işaretli Sakarya süpürgesinin imalatı oldukça fazla emek gerektiriyor. Kaşındırıcı özelliğiyle bilinen süpürge otları hasat sonrası imalathanelere getiriliyor. Temizlenmesi, kükürtle kurutulması, belirli bir boyda dizilip dikilmesi hepsi geleneksel olarak elle yapılıyor. Şimdi kameralarımızı biz de Sakarya'ya çevireceğiz ve arkadaşımız Halit Yılmaz o noktada ve bir süpürge ustasıyla birlikte bize nasıl yapıldığını canlı olarak gösterecek. Günaydın diyelim, Sakarya'ya selam olsun ve sözü hemen sana bırakalım Halit. Esra, süpürge için bizim çocukluğumuzda kah orada, kah burada, kah kapının arkasında. Bu süpürge en minik boyu, minyatürü ama süpürge otu sonrasında ot süpürgesine çevriliyor. Ve en önemli üretim merkezlerinden birisi Sakarya ve Sakarya ilinde bu ürünün coğrafi tescili de arındı. Nuri Köseoğlu, Sakarya Ticaret Borsası Meclis Üyesi, aynı zamanda da yaşayan süpürge ustası. Nuri Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Güzel. Süpürge deyince temizlik imandandır. Süpürge olmasa da temizlik olmazdı bizde. Nasıl başladı ve Sakarya'da süpürgenin geçmişi nedir efendim? Sakarya süpürgenin geçmişi 1900'lü yıllardan dayanıyor. Dışarıdan göç geldiği zaman burada iş yokluğunda köylere yerleşenler bunu yapmışlar ve piyasaya sürmüşler. İstanbul piyasası bu talebi karşıladığı için ve devam etmişler. Biz de o süreçten beri dededen babaya, babamdan bize bu mesleği devam ettiriyor. Bugüne kadar kaç ustası vardı ve şu anda yaşayan kaç süpürge ustası var? Böyle sayıları bilinir vaziyette mi? Yani azaldı mı yoksa her geçen gün çoğalıyor mu? Şu anda azalıyor tabii. Eskiden 900 bin esnafımız vardı ve buraya üçer kişiden koyarsak usta olarak 3 bin ustaya tekabül eder. Ama bugün 60-70 tezgaha düştük. Üçer ustadan koysan 180-200'ü zor bulur. Şu anda teknolojiye karşı yenik düştüğümüzden birazcık mücadele etmeye uğraşıyoruz. Yani peki akıllısı var, robotu var, şarjlısı var. Bütün bu süpürgeler süpürgecinin işine mani oluyor mu? Süpürgeciliği normalde bitiren nedir sizce? Bitiren tabii bu elektrik süpürgeleri, şarjlılar. Bir de bu yeni yerleşim alanların evlere giremedik. Çıkarılıyoruz ama kırsal kesime hitap ediyoruz da. Bir de bir söz var, Marley çıktı süpürgecilik bozuldu diye, doğru mu, seramik çıktı? Doğrudur, bizde kalebodur, fayans, Marley evlere girince maalesef süpürgede evin dışına çıkmak zorunda kaldı. Çevre temizliği olarak kullanılıyor. Siz imalat yapıyorsunuz. Tabii süpürge önce bir otu var herhalde, ekiliyor. Nasıl hasattan başlayıp, daha doğrusu ekimden başlayıp bugüne kadar bir getirirseniz süpürgecilik nasıl yapılıyor? Ya süpürge şimdi Mart-Nisan ayında bu tarım ürünü ekilir ve 4 ay sonra bu oluşur. Ağustos-Eylül ayları gibi bunu köylerde kesilir, tohumundan ayıklanır. Ayıklandıktan sonra paketler halinde bağlanıp bizim borsamızda ihale salonumuz vardır. Bu ihaleye gelir, esnaf müzayede sonucu arttırmayla bu malı temin eder. Böylelikle tezgahlarımıza gelmiş olur. Tabii tezgahlarımızda ayrı bir aşamadan geçiyor. Kaç tür süpürge üretiyorsunuz? Mesela benim elimdeki bunlar herhalde hediyelik olanlar mı? En küçüğü. Bunlar hediyelik oluyor. Bir yandan da bunları pastaneler ve tatlıcılar bizden bunu sıcağa dayanıklı, ateşe değil sıcağa dayanıklı olduğundan üzerine adasını gezdirmek için alıyorlar. Ve bizde şu anda büyük saplarımız vardır. Dış mekan temizliğine kullanılır. Normal sarma yürütme dediklerimiz ev iç temizliğine kullanılır ve şu anda biz talep geldiği müddetçe her türlü süpürgeyi yapmaya uğraşıyoruz. Peki kimler alıcısı süpürgenin ve nerelere gönderiyorsunuz? Tabi coğrafi tescil de önemli bu arada, değil mi? Onu da hemen bahsedelim. Evet. Ne zaman aldınız coğrafi tescili? Coğrafi tescil alalı aşağı yukarı 4 yılı doldurdu. Biraz uğraştık o işle. Şimdi süpürgeyi çoğu kişi tanımıyordu. Yani dağdan toplanılıyor, yapılıyor, imajı yarattılar ama biz arkadaşlar da yardımcı oldular. Bunun nasıl meşakkatli bir iş olduğunu, yani normal bir otun nasıl bu şekilde gelip de evlere girdiğini izah ederek Allah razı olsun coğrafi işaretimizi aldık. Ve faydasını da görüyoruz. Yani yurt dışından taleplerimiz oluyor. Yurt içinden bazı firmalarımız coğrafi işaretli ürünleri tercih etmeye uğraşıyorlar.
Öyle işimizi çok götürüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sabah sağ ol, sabah bize süpürgeyi anlattınız. Sakarya'nın süpürgesini konuk ettiniz. Sağ olun, var olun. Sağ ol. Nuri Köseoğlu, Sakarya Ticaret Borsası üyesi, meclis üyesi. Aynı zamanda da yaşayan süpürge ustalarından, tabii önceleri 1000'e yakın, hatta 3000'e yakın ustaların çalıştığı dönemlerden bugün maalesef 60-70 tezgah kalmış vaziyette. Tabii süpürgenin çok çeşitlisi var. Saplısı var, ev tipi olanı var ve böyle minik olanları, her şeyin küçük olanı güzel, seviliyor ya. Dolayısıyla bugün Sakarya'da size süpürge ustalarının o el emeği, göz nuru ve evlerde hala o yeni teknolojiye alışamayıp ben evimi bununla süpürmek istiyorum diyenlerin eline almış oldukları süpürgelerin çıkış noktalarından birisi Sakarya diyelim ve sözü sana bırakalım Esra Kaya.